Kısa bir siyaset turu dedik. İç politikaya bakıyoruz, siyasete. Ankara Elmadağ'daki CHP Hasanoğlan Gençlik Kolları Başkanı Vedat Kahriman partisinden istifa etti. Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı. Olabilir, bu parti içi istifalar ve katılımlar, transferler her yerde oluyor. Futbolda olduğu gibi bizim sektörde de var efendim. Biliyorsunuz muhabirler başka kanala gidiyor, stüdyodan sunucular başka kanallara transfer oluyor. Ama iddiaya göre dükkanına CHP'liler geliyor. Niye istifa ettin, niye oraya gittin diye saldırıyorlar karşı tarafa. Vedat Kahriman'a saldırıyorlar. Onlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş. İzleyelim. Başkanın selamını getirdikleri, aleyküm selam dedik. O selamı aldı, neye uğradığını şaşırdı. CHP'den istifa eden Gençlik Kolları Başkanı böyle darp edildi. Ankara'da yaşayan Vedat Kahriman, bir süre önce CHP Hasanoğlan Gençlik Kolları Başkanlığından istifa edip Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı. İddiasına göre bu yüzden yerine seçilen başkan ve beraberindeki 3 kişi dükkanına geldi. O hayırlı olsun ziyareti sandı, ancak niyetleri başkaydı. Sözlü başlayan saldırı şiddete dönüştü. Akşam 10-11 civarı dükkanda otururken iki tane şahıs geldi. Bizim neden partiden istifa ettiğimizi söyledi. Belediye başkanının neden sosyal medyada eleştirdiğimizi söyledi. 4 saldırgan Kahriman'ı işlettiği dükkanda feci şekilde darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Reyondaki ürünler yere döküldü. İçlerinden biri elindeki sandalyeyle saldırıya geçti. İstifa dayağı kısa süre sonra dışarıya taştı. Bu kez sopalar havada uçuştu. Ben burada düşüyorum. Karşı dükkandan sopaları alıp orada da beni sopayla dövüyorlar. Hasan Kahriman, CHP'den istifa ettiği için kendisini darp ettikleri gerekçesiyle şahıslardan şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.